Yollar ki sen delisin, hiç bu kadar sevilir. Herkese selamlar dostlar. 23 Aralık ve 24 Aralık iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Yine 2 günlük bir videoyu birleştireyim dedim. Bülten'de beğendiğim maçlar zaten pek fazla maç yok. Beğendiğim maçları aldım. Hepsine skor vereceğim. Skoru hepsine dediğim gibi skor tahminleri vereceğim. Onun dışında yüksek oranlar deneyeceğim ve ideallerinden bahsedeceğim. Şimdi ekranda arkadaşlar öncelikle zaten siz şeyi görüyorsunuzdur. Full yaptık bugün. En videoyu çekeyim dedim. YouTube kombini geldi. Karagümrük maçı KG var geldi. Monaco maçı KG var geldi. Katıl kombinesi vardı. Hellas Verona KG var geldi. Anadolu Efes ev sahibi 82.5 üst vardı. O geldi. Zor geldi yani. Hatta adak adadım. Şimdi yakında forma çekilişleri yapacağım. 4-5 tane. Bir tanesi Anadolu Efes'in olacak. Şimdi YouTube kombinesi değerlendiren herkese tebrikler öncelikle. 2 maç KG olarak değerlendirmiştik. Fenerbahçe maçı da güzel geldi. Monaco maçı da zaten ilk yarıdan geldi. Penaltıdan attı Ben Yedder. Öncelikle değerlendiren herkesi tebrik ederim. Geçiyorum. Yüksek oran grubunda ise bugün aynı şekilde tarifimiz devam etti. Son 4 kuponda 4'te 4 yaptık ve son 8 kuponun 7 tanesi de başarılı oldu arkadaşlar. Bugün de ne yapmışız? 450 attık. 1.70 orandan 760 lira para almışız. Allah bereket versin. 2 tane maçın ilk yarıdan bir golüne girdik. Hellas Verona maçıyla Milan mücadelesiydi. Yanıltmadılar. Güzel orandan yine idealden 2 maçı kombinledik. Attık, aldık. Burada zaten yüksek misli grubunun amacı bu. Atacağız, alacağız. Bizim ilerleyişimiz bu şekilde burada. Hatta şöyle de 4 maçı birleştirip oynayan var katıl grubunda. Ekrana gelsin o da iletişim paketindeki. Yani o yüksek misli grubunun iletişimi de var WhatsApp. Mutlu abimiz 4 maç oynamış. 94 lira atmış. 340 lira falan para almış. Teşekkür ederim yazmış. Eyvallah ne demek yazdım ben de aynı şekilde. Verdiğim 4 maçta zaten idealden. Bu şekilde birleştirip oynayanlar var. Tek tek oynayanlar var. Tamamen size kalmış. İletişim paketindeki abimiz de bana bu şekilde yazmış. Diyerekten bunu da geçeyim isterseniz. Hatta bir de arkadaşlar katıl Telegram grubundan bahsedeyim size. Şu şekilde aşağı doğru gidelim. En aşağıda zaten bitti, fullendi. Tebrikler olarak yazdım ben zaten katıl Telegram grubumuzda. İki kombinemiz buydu zaten. Onun dışında yüksek misli grubumuz aynı şekilde bahsettiğim gibi geldi. Ve KG var maçı verdi. 10 dakikada geldi. Editörümüz verdi. Milan maçına KG var dedi. Zaten dakika 18'de maç 1-1 oldu. Direkt vonladık, geçtik burada. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bunu geldi zaten. Kombinesi vardı. Yine İtalya kombinesi. Zor geldi ama başarılı olduk. Tebrik ederim aynı şekilde editör arkadaşımızla. Sampdoria'nın golü ve Fiorentina maçının KG varı. Yine çok güzel geldi burada. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Başka ne verdik? Ha, Fenerbahçe'ye deplasman 2.5 üst verdim. O başarısız oldu. Şöyle göstereyim onu da. 9 kişi kalınca ben dedim ki herhalde 2 tane daha atar. Mağlup oldu. Süper Lig'e çok fazla oynamamak lazım bu yüzden dolayı. Berabere bitti. Mağlup oldu, olmadı. Inter maçı gelmedi. 1-1.5 üst dedik. Mesela o patladı. Biz de KG var olarak denemiştik. Gelmedi. Bologna mücadelesi geldi. 2.5 üst şeklinde. 1.43 oranı vardı. Ben de Bologna maçına şöyle, hatta Venezia maçı da geldi. O da ekrana gelsin. Bologna maçına ilk yarı 0.5 üst verdim. Venezia'ya da arkadaşımız ev sahibi 0.5 üst verdi. Güzel bir gün geçirdik. Hemen katıl Telegram seviyelerinden bahsedip şöyle kısa bir videoyu anlatıp geçmek istiyorum. Seviyelere baktığımız zaman da ana Telegram grubumuza gelmek isteyenler canlı bahislerin bulunduğu grup. Ana Telegram grubumuz 30 TL'lik bir grubumuzdur. Telegram yüksek oran grubumuz ise hem yüksek oranlı maçlar paylaşılıyor. Bugün çok fazla başarı sağlayamadık orada. Yüksek oranlı maçlarımız var. Bir de ana Telegram grubumuza zaten geliyorsunuzdur. Bir de her şey dahil iletişim grubu. Bu grupta güzel kazanıyoruz. Haftanın 3 günü 4 günü kupon veriyorum. Zaten son 8 kupondan 7 tanesi başarılı oldu. 100 TL'lik grubumuz. Hem WhatsApp iletişim paketi var. Ana Telegram grubuna, yüksek oran grubuna ve yüksek misli grubumuza. Ayrıca da WhatsApp iletişim şeyi de ayrıcalı da mevcut. Bu da böyle bir paketimizdi. Gelmek isteyenleri bekleriz. Hem kanalımıza destek olup hem de ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız buyurun gelin derim. Geçelim maçlara. Biraz hızlı anlatacağım arkadaşlar. Ondan seri seri bitirelim. 8 tane maç anlatacağım. Yeni Malatya Kayseri. Bu arada sizlerden arkadaşlar ricam, videoyu aynı şekilde artı 400'ün üzerinden like ile çıkartırsak çok sevinirim. Artı 500 yazıyorum. Siz 400 atsanız da yeter bana. Hepinize bol şanslar dilerim. Şimdi Malatya Kayseri maçı. Benim sistemimde bu arkadaşlar maç sonu 0-0 çıkıyor. Direkt skor olarak 0-0 çıkıyor. Ben de çok gollü beklemiyorum bu mücadeleyi. İdealden çok idealden bir önerim var. Şöyle oran yükseltmek adına bir üçlü yaparsanız kombine önerisi yapmayacağım. Katıl grubunda yapacağım ben öneriyi. Burada 3.5-6 direkt yapıştırılabilir bence.
1.24 oranı var. Onun dışında biraz daha risk etmek istiyorsanız burada 2.5 altına da 1.65 gibi orandan yapıştırabilirsiniz. Süper Lig'e çok fazla belli olmuyor. Sizler de biliyorsunuz mesela Alanya maçı vardı. Maç bir anda 6-2 bitti. Yani golsüz bir maç bekleniyordu mesela. Ama bu maç ben çok fazla gol beklemiyorum. Sistemimde de 0-0 çıkıyor zaten bahsettiğim gibi. Skor olarak da 0-0'ı bir deneme yaparsınız. Maç sonu 0-0-0 skor. 0'dan 0. Her türlü kendiniz de yapabilirsiniz. Fakat 3.5 alt. Yani bankocular 3.5 altına gitsin. Biraz daha risk isteyenler 2.5 altına da gidebilir. 1.65 gibi orandan değerlendireceklere bol şanslar. Beşiktaş Göztepe. Beşiktaş son haftalarda yavaştan toparlanmaya başladı. Son oynadığı mücadeleye de baktığımız zaman da Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı derbi mücadelesinde. Ondan önce Kayseri'yi yendi. Yavaş yavaş toparlandı. Göztepe'de de Halil Akbunlar bu maçta takıma dönecek. Güzel bir maç oynayacaktır mutlaka. Çünkü takımın yani Göztepe'nin olmazsa olmazı Halil. Beşiktaş da son dönemlerde iyi. Bu maçı kazanır mı? Kazanabilir. Fakat gollü bir mücadele beklediğimden dolayı ben burada Göztepe'nin de gol atmasını da bekliyorum. Beşiktaş'ın da bekliyorum. Fakat Beşiktaş'ın atacağı 2 golü değerlendireceğim. Tarafa gitmeyeceğim burada. Ev sahibi 1.5 üstünün oranı 1.45 gibi oranı var. Yüksek orandan da şöyle bir öneri yapacağım sizlere. Hem Beşiktaş kazanır diyorum hem de 3-1 gibi skor bekliyorum. 1 ve 2.5 üstü de burada yüksek orandan 3-1 skoru da değerlendirebilirsiniz. Hatta 3-1 skora göre 2.85 orandan da değerlendirim yapabilirsiniz. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar dilerim. Ben burada Beşiktaş tarafındayım ama idealden atacağı 2 golü değerlendirmek daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Onun dışında geçelim diğer mücadelemize. PSV Go Ahead Eagles mücadelesi. Ajax bugün 3-0 yeniyordu. Liderliği aldı. PSV alırsa 2021'in son maçında yani 2021 yılını lider olarak kapatacak. Muhtemelen alacaktır. Benim skor beklentim 3-0 gibi bir skor beklentim var PSV takımından. 1 ve 2.5 üst yerine 1.30 yerine ben 1 ve 4.5 alt tarafındayım. 3-0 skor beklediğimden dolayı ev sahibi 2.5 üstü de yüksek oranla alabilirsiniz. Fakat 1.34'ten 1 ve 4.5 altı yapabilirsiniz. Eksikler var çünkü deplasmanda da ev sahibinde de eksikler var. Şöyle biraz yüksek oran baktığım zaman o yüksek oran da değilmiş yani. Çok fazla yüksek oran yok. Dediğim gibi PSV alır fakat 5 gol de çıkmaz bu mücadeleden. Skor beklentim 3-0'lık PSV. Spartak Rotterdam Wajvik mücadelesi. Wajvik ne artık takım Wajvik. Her neyse çok konuşmayalım. Rotterdam kötü bir gidişatı var zaten. Deplasman da öyle. Kör dövüşü. Ben bu maçta bir 1-1'lik skor bekliyorum. Ev sahibi ne kadar yakın olsa da biraz yüksek orandan önereyim. Şöyle idealden yine 1.25 olan isteyenlere Matsu'nun 1.5 üst yakışır. İdealdir. Değerlendireceklere 1.5 üst yakışır bu mücadelede. Fakat ben 2-3 gol bandını 1.78 gibi orandan da biraz daha yüksek oran olsun diyerekten önereceğim. 1.78 gibi orandan da yüksek orandan deneme yapabilirsiniz. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar dilerim. Olympiakos'la Panathinaikos mücadelesi. Panathinaikos son mücadelesinde yendi. Deplasmanında 81-78 yendi. Yani bu Yunan derbisi olarak karşılaştırabilirsiniz. Ev sahibinin taraftar desteği olacağı için ev sahibinin ben çok fazla fark edeceğini düşünmüyorum. Olympiakos ne kadar da özellikle dış atışlarda ritmini bulduğu zaman basket mücadelesi bu arada. Dış atışlarda ritmini bulduğu zaman Olympiakos takımı takır takır atabilen takım. Fakat Panathinaikos da burada ya derbi mücadelesi ayarı verecektir. Ben 8-9 fark edeceğini düşünmüyorum. 8.5 handikabı Panathinaikos takımını almak istiyorum. Ev sahibine değerlendireceklere değerlendirme yapabilir. Derbi maçıdır. Kafa kafaya gider. Çok fazla fark açılmasına izin vermez ev sahibi. Ondan dolayı ev sahibinin ben 9 fark yemesini beklemiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Asbel Fenerbahçe maçına baktığımız zaman da Fenerbahçe tarafındayım. Fakat şöyle Fenerbahçe tarafındayım. Fenerbahçe'nin atacağı sayılara yöneleceğim burada. Deplasman 75.5 üstü 1.43 gibi oran açmışlar. Ben Fenerbahçe'nin burada 76 sayı atmasını bekliyorum. Veseli Dekol önderliğinde çok güzel işli yapıyor ve bu kır son dönemlerde o anlaşmayı güzel sağlıyorlar takım oyununu. Hücumda güzel işler çıkartıyor bence. Savunmayı da keza iyi yapabiliyor Fenerbahçe Beko takımı. Fakat son dönemlerdeki hücum performansını sergilerse ben Fenerbahçe'nin burada Asvel'e karşı ki Asvel'in de savunması çok iyi değil açıkçası. Euroleague yani Euroleague'de savunmasıyla öne çıkan bir takım değil Asvel takımı. Hücumu güzel. Güzel tempolu bir maç olur fakat Fenerbahçe'nin atacağı 75.5 üstü değerlendirebilirsiniz diyerek geçeyim. 24'ünde 2 tane mücadelem var ondan bahsedeyim. PTT'den direkt kombine yapabilirsiniz bu mücadeleyi. Hatta şöyle söyleyeyim, oranlar açılmadı. Avrupa oranlarına bakarak değerlendirdim biraz. Şimdi 2 tane mücadelemiz var 24'ünde.
Buradaki arkadaşlar idealden değerlendirin. İki tane mücadeleyi değerlendirmek isteyenlere öneririm ben burada. Altın Ordu Boluspor mücadelesi. Altın Ordu kendi evinde son dönemlerde güzel maçlar sergiliyor. Son iki maçtır galip geliyor. Galip gelirken de gollü maçlara imza atıyor. Boluspor da deplasmanda iyi oynayan bir takım. Ben burada her iki takımın atacağı golleri bekleyeceğim. KG var olarak değerlendirme altına alabilirsiniz. Hem Altın Ordu hem de Bolu karşılıklı goller bulacaktır. Güzel maç olur diye düşünüyorum. KG var alınır bu mücadelede. Adana Spor Kocaeli Spor mücadelesi. Adana Spor'la Kocaeli'ye baktığımız zaman zaten birbirlerine yakın puanda. Kocaeli son dönemlerde bir çıkışa geçti gibi durdu. Maçlarda güzel sergiliyordu. Fakat son iki maçında bir beraberlik bir mağlubiyet aldı. Adana'da son maçında galip geldi. Şimdi Kocaeli'ye baktığımız zaman da deplasmanda nasıl oynamasını bilen takım PTT'de özellikle Kocaeli. Burada bir tane atarsa üstüne de yatabilir Kocaeli. Ben biraz daha yüksek orandan önereyim bu mücadeleyi. 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum bu mücadeleyi de değerlendireceklere. Bol şanslar. 24'ün tahminleri de böyleydi. 23'ü de yaptım. Herhangi bir kombin önerisi yapmayacağım. Katıl grubunda yapacağım kombin önerisini. Daha oluşturmadım çünkü. Değerlendireceklere bol şanslar, bol kazançlar. Size bırakıyorum kombinleri. Seviyorsunuz. Bay bay.